benim de bu çenem. Eski hikayelerle de sizi işinizden alıkoydum. Oyalandığımızı görüp de kızmasınlar. Aman canım, siz de aldırmayın. Hem aşçılık hem garsonluk ikisi bir arada yapılmaz değil mi? Güzel kız. Ayşe'cim, sen mutfaktan yiyip mi çıkıyorsun hayatım? Bir an önce üstünü başını değiştir hadi. Ne Bahar'cığım? Rezza? Hoş geldin. Hoş bulduk. Her zamanki gibi harika görünüyorsun. Canım benim. Hadi gel içeri gidelim. Hayır. Nasıl olur? Neredesin? Salya? Salya? Evde yoklar. Acayip şey değil mi? Sanki buradaymış gibi. Kokusu da gider mi onun gibi hemen? Süreyya. Hadi kalk abiciğim. Çıkıyoruz buradan. Hadi. Seninle konuşacağız. Duymuyorum seni. Duymuyorum. 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 Artık duymuyorum seni. Anlamıyorum. Duymasan da söylüyorum işte. Ben böyle olsun istemedim. Fatih'in gitmesini istemedim Süreyya. Kendisi istedi. İstemekte de haklıydı. Sen ne dersen de, ne istedersen hisset. Fatih bir gün zaten gidecekti. Biraz konuşalım mı? Şimdi olmaz. Davetli olduğum bir yer var. Her şey sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Evet, her şey normal. Merak etme. İyi eğlenceler Fatih. Anneciğim, hemen kaçacaktın. Eğleniyorsun galiba. İnan bana, bu gece bu kadar eğleneceğimi asla tahmin etmezdim Savaş'cığım. Abla hadi. Abla, abla geliyorlar. Ya geliyorlar, hadi hadi. Annemler. Vildan Hanım, siz ışıkları kapatın hemen. Çetin gelmedi. Aa, yalı zifiri karanlık. Çetin'le daha şimdi konuştum, dışarıdayız demedi bana. Dur bakalım, işe gidince ararız. Belki de gümüş yılımızda bizi baş başa bırakmak istemişlerdir. Thank you.
Annemler geldi. Aa, sen daha giyinmedin mi? Benim başım ağrıyor Feride. Ben gelmesem. Delirme Ayşen. Salonda yıl dönümü partimiz var. Feride, ben gerçekten iyi hissetmiyorum. Gelmeyeceğim. Bembeyaz görünüyorsun. Bakayım. Ateşin falan yok ama. Şişt. Ay buz gibisin sen. Şişt. Ay nasıl terlemiş ellerin. Bir şey dokundu herhalde. Ben gelmeyeyim Feride. Ay Ayşen, çıldırtma beni ama. Nerede elbiselerin? Şimdi üstünü giyiyorsun. Allığını sürüyorsun. Ağrı kesicini alıp salona geliyorsun. Tamam mı? Bak ben de konuşmam, annemler de konuşmaz. Söyleyeyim. Hadi. İhtiyacım var gibi. Yarın konuşuruz demiştik. İkimiz de burada olduğumuza göre ertelemeye gerek yok. Merak ettiğim tek bir şey var. Sen zaten müştemilattan gitmek istiyordun, değil mi? Benim sözlerim de sadece mazeretin oldu. Doğru mu? Vallahi. Savaş Ataman kendini aklamaya çalışıyor. Çok etkilendim doğrusu. Sen takma kafanı bana. Ben halimden memnunum. Görüyorum. Değişiklik seni açmış. Müştemilattayken kaçtığın davetleri kaçırmıyorsun artık. Kimin davet ettiğine bağlı. Vay. Kaçak güreşmiyorsun. Ha? Ayşe'nin peşinde olduğunu inkar etmiyorsun. Varlığım seni eğer bu kadar rahatsız ediyorsa... durma, koş. Git. Ayşe'ne göster kendini. İyi olan kazansın diyorsun. İyi olan? İyi olan benim Savaş. Ama kazanan ben olacağım. Boşla tanıştırayım. Evet. Siz. Tanıştınız mı? Tanışmadık. Sana daha önce de söylemiştim Ayşen'cim. Neyboş bizim çok eski bir aile dostumuzdur. Yeri çok ayrıdır bizim. Ayşen de artık aileden birisidir. Sizi tanımak çok güzel. Ayşen. Fatih. Geçerken uğradın sanırım. Çok incesin. Ama görüyorsun, babamların başı kalabalık. İyi dileklerini ben iletirim onlara. Görüşürüz.
biliyordum. Geri döneceğini biliyordum. Süreyya. Ben sadece ablamlara ve sana bakmaya geldim. Dönmedim. Süreyya bak. Sen bizi terk ettin. Şimdi çocuk avutur gibi konuşma. Bu kadar kolay mıydı çekip gitmek? Bu kadar mı umurunda değilim senin? Süreyya, bunların seninle hiçbir ilgisi yok ki. Biliyorum. Olanların benimle hiçbir ilgisi olmadığını o kadar iyi biliyorum ki. Süreyya. Defol. Defol! Herif seni rahatsız etmeye devam ediyor. Hayır Savaş. İyiyim ben. Ayşen. Yalnız değilsin. Bunu biliyorsun değil mi? Şimdi biz burada çok kalabalık ve mutlu bir aileyiz aslında. 25 sene önce bugün, bu saatte ve burada sevgili eşime büyük bir bağlılıkla evet derken ben bile hayal edememiştim bu kadarını. Bu yalı 25 yıl boyunca günden güne artan bir sevginin ve mutluluğun şahidi oldu. 25 yıl sonra da yine burada hep birlikte, belki daha da kalabalık ama aynı mutlulukla burada birlikte olacağımızdan eminim ben. Şimdi izninizle kadehimi yılların eskitemediği büyük aşkım için kaldırıyorum. Ayşen'cim hiç konuşamadık. Üstelik adım gibi eminim. Bu harika gecede Feride'nin sağ kolu sende. Değil mi? Tebrikler. Teşekkür ederim Ayşen'cim. Tebrikler. Ayşen, değil misin? İzninizle. Sen
Ayşen dinlenmek üzere odasına çekildi. Tekrar tebrik ediyorum. İyi geceler. Teşekkürler. İyi geceler. Siz eskimeyen aşıkları baş başa bırakma zamanı üfterdi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Reza. Ne çabuk sen ver. Savaş'cığım çok teşekkür ederim. Bizimle birlikte kalmanı gerçekten çok isteriz Neva. Yarın sabah siz kahvaltıya oturmadan ben gelip masada yerimi alacağım söz. Benim geleneğimi bilirsin Ata. Rahmetlilerden beri o güzel anılar beni bu yalıda çok zorluyor. Tamam. Seni daha fazla zorlamayacağım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler dedi. İyi geceler üstade. Bir de yatalım artık. Hadi. Babacığım. İyi geceler. İyi geceler. Güzeller güzel anneciğim. İyi geceler. Çok teşekkür ederim canım kızım. Ata Bey'le neydi o halin? Ayşe'nin kapısında ne işin vardı? Anne, lütfen karışma. Bak, yeterince eğlendin, dalganı geçtin, tamam. Ama artık yeter. Geçici bir hevesi çok abarttın. İyi geceler. Böyle arkanı dönüp giremezsin Savaş. Sabrım tükenmek üzere. Bu Ayşe'nin hikayesi çok fazla uzadı. Kim olduğunu bil ve kendine gel. Sen Savaş Ataman'sın. Ya Ayşen, Ayşen kim? Sen Ayşe'nin yanından bile geçemediği kadınlardan oyuncak koleksiyonu yaptın. Ayşen elindeki son oyuncak. Bir gıdım bile fazlası değil. Savaş, sen benim oğlumsun. Ben seni iyi tanıyorum. Ve bu sessizliği de iyi biliyorum. Gözlerinde Ayşen'le oynadığını görüyorum. Ve bu oyunu bitirmeni istiyorum Savaş. Evin delikanlısıyla talihsiz. Beslemeni, umutsuz aşkı. Yatağın bir ucunda sen, bir ucunda ben. Tıpkı ilk gecemiz gibi. İlk gecemizi hatırlıyor musun Ata? Bana gözlerimin içine bakarak neler söylediğini. Hatırlıyorum üstadım. Deneyeceğimi. Tüm gücümle deneyeceğimi söyledim. Bizim için bütün gücümle deneyeceğini. Denedim. Denedin ama olmadı. Sen aslında bana hiç aşık olmadın Ata. Hiç. Bu gece bir kez daha denemeni istesem. 25 yıl sonra. Çocukça mı olur? Geç olur üstadım. Evet geç olur. Thank you.
Günaydın Ata. Oo, günaydın efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl? Bambaşka bir yer olmuş değil mi? Doğrusu bu kadarını beklemiyordum. Asuman'ın evi. Demek çalışma odan oldu. Asuman'ın evi. Buraya bir tek sen böyle söylüyorsun. Evet, adı ne olursa olsun. Şimdi burası benim çalışma odam. Dinlenme odam. Düşünme odam. Ama burayı ben yapmadım. Ayşen yaptı. Ona ne kadar benziyor değil mi Ata? Tıpkı annesi. Evet, çok benziyor. Peki Ata, zor olmuyor mu? Her gün Asuman'ın hayaliyle aynı mekanda, aynı havayı solmak. Ben de ne münasebetsiz bir soru sordum. Kusura bakma Ata. Hadi kahvaltıya gidelim. Hadi. Bu gümüşler niye parlatılmadı? Değiştireyim mi hemen Üftade Hanım? Değiştirmek için geç kalmadınız mı? Az sonra misafirimiz gelecek. Bir daha olmasın. Peki efendim. Vallahi Nebahar'ın sultanlar gibi ağırlıyoruz yani. Annem de pek bayılmıyor gibi aslında. Düğüne gelmedi diye bayağı bir sevinmişti. Düğüne gelmemişti ama gerdanlığı tüm gece boynumdaydı hatırlarsan. Oo, gerdanlık Nebahar Hanım'dan mıydı? Evet. Anne sen niye bayılıyorsun bu Neboş Hanım'a? Sana bayılıyorum ya Atıf. Yetmez mi bu? Herkese iyi günler. Günaydın. 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 Ayşen nerede? Ay bir mıy mıy bir tavırlar. Bilmiyorum baba. Hasta mı acaba? Ay başım ağrıyor deyip erken yatmıştı dün gece, olabilir. Benim çantamda doğal bir ilaç olacak. Gidip odasına bir bakayım. Anlaşılan Nevbahar Sultan sevmiş Ayşen'i. Annesini de severdi. Ayşen, uyumadığını düşünüyorum. Biraz konuşabilir miyiz? Bakmayın ben. Aramızda kusurundan bahsedilecek biri varsa o da benim. Boş boğazlığımdan. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Seni tanıyamadım. Oysa annene o kadar çok benziyorsun ki. Ne kadar da güzeldi. Su gibi. Budur güzellik bir suyun aktığı gibi. Annenin üstünden akıp seni bulmuş. Söylediklerim seni şaşırttı. Belki de kızdırdı. Ama en çok da merak ettirdi. Eğer bu hikayeyi duymak istiyorsan... Hayır. Hayır asla. Tek kelime bile duymak istemiyorum. Ata Bey bana bunları söylediğinizi bilmesin.
yoksa onun yüzüne nasıl bakarım ben? Üstad'a hanımla Atabey'in yüzüne nasıl bakarım ben? Dün gece bakamadığın gibi mi Ayşe? Neler oluyor anne? Bana söylemediğin ne var? Senin biraz daha babak olman lazım. Evet, neymişler? Bir sökeyim ben, sen olmadığı yerleştirin. Fatih! Konuşmamız lazım. Dün konuşacağımızı konuştuk zaten. Çalışıyordum. Ayşe ne diyeyim? Süreyya'yı konuşacağız. Süreyya Hanım. Kahvaltıya çıkmadınız. Öğlen oldu neredeyse. Getireyim dedim. İstemiyorum. Ama anneniz... Hiçbir şey umurumda değil. Artık hiçbir şey umurumda değil. Ne annem ne başım hiçbir şey umurumda değil. Artık hiçbir şey umurumda değil, hiçbir şey umurumda değil. Süreyya çok kötü. Sadece evden değil, onun hayatından da gittiğini düşünüyorum. Ve buna benim sebep olduğumu düşünüyorum. Yanlış düşünüyorum. Sen hiçbir şeye sebep olamazsın. İstesen de onun hayatından çıkmam zaten. Ben sadece kardeşim iyi olmasını istiyorum. Başka hiçbir şey değil. Ha. Buraya da ara sıra kardeşimi ziyarete gel. Eve girip çıkmana izin veriyorum demeye mi geldin? Hayır. Ben buraya sana eski günleri hatırlatmaya geldim. Çünkü kardeşim o günlere ihtiyacı var. Ben eski günleri hiç unutmadım zaten Savaş. Ne seninle, ne de Süreyya ile olan günlerimiz. Senin eskiden de samimiyetsiz olduğunu unutma. Peki. Sanki gerçekten kardeşini düşünen bir abiymiş gibi. Sırf bu iyi abi rolünü benimle uğraşmak için oynuyorsun değil mi? Bir daha sakın benim kardeşini de vurma. Kiminle vurmamı istersin? Ayşen'le mi? Ayşen'le senarca kendini vurur. Savaş çık git. Çık git beni kışkırtma. Ya kışkırtan sensin. Senin canın kavga mı istiyor ya? Evet. Ha? Hadi. Hadi. Ne yapıyorsun? Çık git Savaş. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olur. Ederiz. Kusura bakmasın. Beni bir kez bile aramadın. Umrunda bile değilim. Kendine acımayı bırak. Seni buraya bunun için çağırmadım. Savaş beni istemiyor. Kim istediğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. Savaş'ın geçici bir hevesini kafanda büyütüp büyütüp bir köylü kızına, bir beslemenin kızına teslim olacaksın. Öyle mi? O zavallı kızla meydan savaşı yapmayı kendime yediremem. O halde sen de meydan savaşı yapma. Sessiz ve gizli bir savaş yap.
İlk cephanen de benden. Dudaklarımın arasında öyle bir bomba var ki Neslihan. Beğenmediyseniz krevi başka bir şey yaptırabilirim isterseniz. Yok, gayet iyi olmuş. Ama bu yaşta yumurtayla haşır neşir olmak pek sağlıklı değil üftade. Üftade kızlara söyle bir tabak hazırlayıp Ayşe'nin odasına götürsünler. Ben de ata kara kara ne düşünüyor diye düşünüyordum. Meğer ata Ayşe'nin kahvaltısını düşünüyormuş. Ne var? Gitmeden önce atölyeye bekliyorum seni. Sen her zaman bana uğur getirdin. Şöyle bir mücevherlere bak. Göz at. Elindeyiz. Ne kadar isterim ata. Ama biliyorsun bu akşam dönüyorum. Öyle. Atıp o zaman sen Nebahar Hanım'ı havanda götürürsün. Zevkle babacığım. Hepinize afiyet olsun. Ben müsaadenizle atayı geçireyim. Önce Ayşe'ne bakacağım. Sen zahmet etme. Ayşem bu evde hep yavru kedi muamelesi görüyor. Ben bu yalının artık Ayşen'e ait olduğunu sanıyordum. Neyse bir kahve içelim ben de gideyim üftade. Hay hay salona geçelim o zaman. Kahvaltıya gelmeyince merak ettim. Ayşem bir şey mi oldu? Ben uykumu alamadım. Kusura bakmazsanız yatıyorum biraz. Bir şey olursa haber ver. Tamam. Ayşe'nin annesi ve ata katipoğlu. İnanılır gibi değil. Ata Bey'in basit bir hizmetçi parçasıyla ilişkisi varmış yani öyle mi? Hayat bazen sürprizlerle dolu. Bu uzun zamandır duyduğum en tuhaf şey. Böyle şeyler olur. Ancak duyulmaz. Hele bugünü düşününce akıl alır gibi değil. Düşünsene. Yıllar önce yaşanmış bir aşk hikayesi. Ve bugün Ayşen annesinin aşık olduğu adam ve ailesiyle birlikte yaşıyor. Dizi gibi. Bu dizi tutar. Kesinlikle tutar. O kadar uzaktan geldiğinize göre biraz daha kalsaydınız. Geldiğinize değerdi. Çabuk kaçıyorsunuz Nebahar Hanım. Biz bizdeyiz üftade. Üçüncü biri yokken kendini bu kadar zorlamanın ne manası var? Hiç. Yani yıllar geçti. Sizin bu tuhaf espri anlayışınıza ben alışamadım ve alışamayacağım galiba. İlk günden beri aramızda hissi bir bağ olmadığını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Değil mi? İlk günden beri bana bir kez olsun şans vermediniz Nebahar Hanım. Şu anda sizin karşınızda benim yerime Besleme Asuman olsaydı eğer eminim çok daha mutlu olurdunuz. Değil mi? Belki. Ata için belki. Bu ne cesaret? İçindeki öfke seni öyle bir sarıp sarmalamış ki. Ataya kızıyorsun. Belki de haklısın. Ama ona sarılabileceği ufacık bir parça bile bırakmamışsın. Ne kadar acımasızsınız siz. Yıllar yaşlı kalbinize azıcık şefkat bırakmamış. Sen beni boş ver üftade. Hayat sana, benim sana davrandığımdan daha acımasız davrandı. İşte bunun için seni ve öfkeni çok iyi anlıyorum. Yıllardır aşk acısı çekiyorsun. Bu her kalbin taşıyabileceği bir yük değil.
Bırak da artık yükünü. Çocuklarının sevgisi de hafifletsin. Asuman'ın hayaliyle de kavga etmekten vazgeç. Hikaye olduğunun farkındayım. Ama ilgi çekici olmadığını söyleyemezsin. İçinde ne ararsan var. Yalı çapkını, yasak aşk, küçük besleme. Kızın ölen babası Kayseri'de büyük bir inşaat firmasına sahibiydi. Yerel gazeteleri bir tara. Kadının fotoğrafını kesin bulursun. Asuman Kaya. Fotoğrafı bulursan haberin etkisi daha da artar. Hadi, güveniyorum sana. Vallahi harikasın. Her baba yiğidin harcı değil bu kadar kısa sürede bu eski fotoğrafı bulmak. Ellerine sağlık. Ha, bu arada hediyen kapında. Ayşe. Günaydın. Günaydın. Nereye böyle sessiz sessiz? Bugün masaj günü, unuttun galiba. Masöz önce Feride'yi aldı, sonra da sıra bizde. Ben istemiyorum. Biraz dolaşacağım. Canını sıkan bir şey mi yaptık Ayşe? Yok. Olur mu öyle şey? Yani ne bileyim, yıl dönümü gecemizden bu yana bir tuhafsın. Ve hepimizin de dikkatini çekiyor bu tuhaflık. Eğer canını sıkan bir şey varsa söyle lütfen. Unutma, biz bir aileyiz. Bizim artık gizlimiz, saklımız, küslüğümüz olamaz. Değil mi? Tamam. Toparlayacağım kendimi. Tamam. Anne! Anne nerede babam? Feride ne oldu? Ayşen nerede? Feride ne oldu? Bak! Bak ne olmuş. Katiboğlu ailesinin temsilcisi, Ata Katiboğlu'nun gençlik yıllarında evlerindeki hizmetlilerden, o dönemdeki adıyla besleme, fırtınalı bir aşk yaşamış olan Ata Katiboğlu'nun hikayesini ilginç yapansa, günümüzde Katiboğlu ailesinin o beslemenin kızıyla aynı yalıyı paylaşıyor olması. Ata ve Üftade Katiboğlu çiftinin bu skandalı nasıl karşılayacakları merak konusu. Ayşe. Hoş geldin. Hoş bulduk. Davete gelmedin. Geldim. Ama sen fark etmedin bile. Ya. Sorun değil. Ben zaten biliyorsun bu tarz davetlere pek alışkın değilim.
Ayşen. Sen iyi misin? İyiyim. Ne büyük bir yalan bu böyle. Ömrümde böyle bir saçmalık duymadım. Hayatımda gördüğüm en rezalet şey. Bak bak ne yazmışlar. Neymiş? Bir dönem cemiyet hayatına damgasını vuran Katipoğlu ailesi... ...şimdilerde baba Ata Katipoğlu'nun ilk aşkı Besleme'nin kızıyla aynı yalıda yaşıyorlar. Kes artık kes. Duymak istemiyorum anladın mı? Kes. Bir şey söylemeden nereye gidiyorsun anne? İyice törpüleyelim. Böyle ok gibi çıksınlar. Ata Bey, bu Gökkuşağı serisinin çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Affedersin. Alo. Çalışıyorum müfterde. Ata, derhal eve gel. Derhal! Anlatamadım galiba. Katipoğlu ailesinin temsilcisi, cemiyet hayatının tanınmış mücevher tasarımcısı Atak Katipoğlu'nun bir garip aşk hikayesi dramları hayretini sürdü. Son dönemde mali sıkıntılar geçirdikleri bilinen ancak kısa bir süre önce evlerinde verdiği bir şaşırma halinde 3 yıl anlamadım. Sen de neye uğradığını şaşırdın. Saçma sapan bir ağlama krizi işte. İstediğin kadar ağlayabilirsin. Bana açıklama yapmana gerek yok. Teşekkür ederim Fatih. Sadece susup hiçbir şey sormadığın için. Bazen anlatılmaz. Bazen sadece susmak ya da ağlamak atar insanın içindeki kederi. Evet. Sen beni bazen çok kızdırıyorsun Fatih. Ama iyi bir arkadaşsın. Sen benim arkadaşımsın Fatih. Yanında susup oturabildiğim için. Ya da böyle ağlayabildiğim için işte. Güzel. Çok güzel. Sadece ince işler kaldı Savaş Bey. Hafta sonu tüm seriyi çıkartıyoruz. Zamanlamada her şey mükemmel. Geriye sadece... Reklamlar kalıyor. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hepiniz çıkabilirsiniz. Savaş, bu inanılmaz. Bu Ataman'da şimdiye kadar gördüklerimin en güzeli. Hatta bugüne kadar gördüğüm en muhteşem şeyler. O kadar muhteşem ki... ...en iyi reklam kampanyası bile yanında sönük kalır. Bu nostalji serisi zamanın ötesinde. Ataman ilk kez bir klasik olacak. Billboardları ve dergi ilanlarını şimdiden görebiliyorum. Minimal ve sade. Simsiyah bir zemin, bir tık fazlasına gerek yok. Karanlığın içinde göz kamaştıran bir ışıltı.
Çarpıcı ve klas. Gerçek bir klasik olacak. Önerilerini tanıtım departmanına sunabiliriz. Ne zamandan beri senin yerine departmanlarla muhatap oluyorum? Neslihan, sekreterimden randevu aldım. Yirminci yıl gerilimi son sürat ha? Demek Ayşencik sinirlerini yatıştırmaya yetmemiş. Ha, bu arada o zavallıya meydanı ona bırakmayacağımı alıştır alıştıra söyle. Hayır, bir günde üst üste iki darbe biraz ağır gelebilir. Bana sorma. Ben de buradan okudum. Geçmişin tozlu sayfalarından çıkan skandal aşk. Anne beni çıldırtma Allah aşkına lütfen. Ay ne olup ne bittiğini bana da söyler misin? İyi de bağırmayı kes artık, sayende şu evde duymayan kalmadı. Haber bütün magazin sitelerine yayıldı, herkes duydu zaten. Ayrıca benim değil senin bağırman gerekiyor. Sen niye bu kadar sakinsin sen? Niye şaşırmıyorsun benim gibi? Saçmalamayı keser misin artık sen? Sana son kez soruyorum Neslihan. Bununla bir ilgin var mı? Ben de sana son kez kendine gel diyorum. Ne ilgim olabilir? Ata Katipoğlu'nun küflenmiş tuhaf aşk hikayesini ben nereden bileyim? Bana aptal muamelesi yapma. O dedikodu yazarıyla aranın iyi olduğunu biliyorum. Buna daha fazla katlanamayacağım. Eğer bu senin marifetinse, eğer Feride ile ödeşmek içinse beni hiç şaşırtmazsın. Ama sen beni çok şaşırttın. Ha, en büyük düşmanın bir magazin haberi yüzünden yerin dibine geçti. Benim tanıdığım Savaş şu anda şampanya patlatıyor olurdu. Aa, ama doğru. Ayşencik çok üzülecek değil mi? Bak ne güzel işte. Sen de hemen koşup o zavallıyı teselli edersin. Ayşen senin kollarında her şeyi unutur. Ya sonra? İstediğini alırsın. Koleksiyonuna küçük Kezban'ı da eklersin. Sonra Ayşen çöpe. Ayşen'i çöpe attıktan sonra ne olacak peki? Ben sana ne olacağını söyleyeyim. Kartal yuvaya geri döner. İstediğin kadar şov yap Savaş. Ben bu filmi çok gördüm. Hatta sana isimlerini de sayayım mı? Banu, Sibel, Yonca. Hatta ismini bilmediklerim, hatırlamadıklarım. Hepsi nerede? Hepsi çöpte. Ama bak ben buradayım. Rezil olduk. Rezil ettiler bizi. Sen bir şey söylemeyeceksin herhalde Ayşen. Hı? Aa, sen zahmet etme. Dur bak. Ne yazmışlar ben sana hemen söyleyeyim. Bak al şunu. Katipoğlu ailesi şimdilerde Ata Katipoğlu'nun eski aşkı Besleme'nin kızıyla aynı yalıda. Bak sen habere bak. Habere bak. Ayşen. Artık seninle konuşmanın zamanı geldi. Gel benimle.
her şey. Abla beni yalvarma. Ben oraya gelemem biliyorsun işte. Hadi gel bak sahildeyim, sana bir çay ısmarlayayım ha. Tamam, ben seni sonra arayacağım. Ben döşemeciye gelmek için çıkmıştım. Senden özür dilemek için. Sen iyi ol. Ben özür falan istemem. Anlamıyorsun. Ben iyi olamam ki. Ben iyi olamam. Ben seni... Dur arabayı hemen. Bekle burada bir dakika. Süreyya. Hemen eve gelmeni istiyorum. Hemen. Bak Ayşen, bu aslında anlatıldığı gibi bir aşk hikayesi değil. Tam tersine. Yıllar önce ortaya atılmış asılsız bir iddia sadece. Yani? Atay'la tanıştığımızda o dedikodu bu evin bütün duvarlarında yankılanıyordu. Evet, annen genç ve güzel bir kadındı. Atay ise cemiyetin göz bebeği. Yakışıklı bir delikanlı. Yalının genç varisiyle... beslemenin aşkı. Belki de onları eski Yeşilşan filmlerine özenip birbirine yakıştıranlar olmuştur. Ama ben bu dedikoduya bir an olsun inanmadım. Ata da her zaman utançla reddetti zaten. O yıllarda bu dedikoduları annenin çıkarttığını söyleyenler bile oldu. Asla. Benim annem asla böyle bir şey yapmaz. Ben üzerinde bile durmadım. Annenle baban evlenip bir süre sonra da bu yıldan ayrıldılar. Ben o zaman bile kocamdan şüphe etmedim Ayşen. Sen de şimdi bu çirkinliğe prim vermeyeceksin. Bunu kurcalarsan insanların annene nasıl bakacağını bir düşün bakalım. Girmişken nasıl böyle rezil bir olay çıkabilir karşımıza ya? Öyle böyle değil aşkım. Öyle böyle değil. Yani babanın metresinin kızıyla yaşıyoruz yani. Neyse ki sığıntı diye yazmamışlar, buna da şükür. Bravo Atıf. Bravo. İnsanın senin gibi bir damadı varken düşman arabasına hiç gerek yok. Hiç bana kızma anne. Ben insanlar bizim hakkımızda ne düşünecekse onu söylüyorum. Ayşen nerede? Baba bize gık bile demeden Ayşen'le mi konuşacaksın? Ya bravo sana. Babacığım ben haberi okur okumaz avukat bir arkadaşımı aradım. Hemen bir tazminat davası açıyoruz. Donlarına kadar alacağız. Tazminat davası sonraki iş. Bizim ilk önce bir teklif yayınlatmamız lazım. Başka çaresi yok. Bu rezaletten başka türlü kurtulamayız. Feride, kızım telefonumu verir misin, benim avukatı arayacağım. Kimse avukatı falan aramayacak. Ayşen'le konuşacaklarım var, ondan sonra sizinle de konuşacağım. Ayşen'le mi?
Yani bizimle konuşmadan önce Ayşen'le mi konuşacaksın Ata? Evet. Biz dururken Ayşen'i... Hepiniz bekleyeceksiniz. Sonra da sizinle konuşacağım dedim. Ayşe. Konuşmamız lazım. Sen artık iyice kendini kaybettin. Anlıyor musun beni? İyice kaybettin kendini. Asıl sen kendini kaybettin. Fatih'in yanında yine rezil ettin beni. Ben bu evde artık Fatih'in adını duymak istemiyorum. Anne ne oluyor? Kardeşine sor. Savaş zaten her şeyi biliyor. Sen de biliyordun. Zaten bu yüzden Fatih'ten rahatsız oluyordun. Artık o da biliyor. Süreyya sakin ol. İkiniz de biliyorsun. Ben Fatih'e aşığım. Anne! Ata, hayatımın ilk, tek aşkı. Sana yaptığım en büyük haksızlık şimdi koynumda melekler gibi uyuyor işte. Kızımız Ayşen. Ayşen. Annen. Bunu kurcalarsan insanların annene nasıl bakacağını bir düşün bakalım. Kimsenin annemin hatırasına dil uzatmasına izin vermem ben. Annen çok saygıdeğer bir insandı. Bakın, ben bu iğrenç dedikoduya inanmıyorum. Eğer inansaydım ne bu evde kalabilirdim ne de bir daha sizin yüzünüze bakabilirdim. Sizden tek ricam bu dedikoduyu sonsuza kadar unutmanız. Eğer bana birazcık saygınız varsa annemin hatırasını bu iğrençlikle kirletmelerine izin vermeyin. Konu kapanmıştır. Vallahi hayatım kim nereden çıkarttı hiçbir fikrim yok. Ama bizim kapı gibi teksibimiz var ve yarın yayınlıyoruz. Evet. Yok canım, ben hiç böyle şeylere inanır mıyım? Sen beni tanımıyor musun? Teşekkür ederim hayatım. Tamam tatlım, görüşürüz. Hoşça kal. Cadı kazanını kaynatmaya başlamışlar bile. İstediklerini elde edemediler ama. Nereye? Biraz hava alacağım. Nasıl kaçıyor görüyorsun değil mi? İşine geliyor aslında. Tabii. Babam yüzümüze bakmadan koşuyor hanımefendiye, şımarıyor. Yakında fena palazlanacak bize karşı. Yok, o kadar kolay değil bu iş. Haberi okuyanlar unutabilir. Ama biz Ayşen'i asla unutturmayacağız. Bunlar
Beni sinir etmek için. Dikkat çekmek için. Bütün bu Fatih saçmalığının sebebi bu. Eğer öyle düşünmek seni rahatlatıyorsa devam et anne. Kendine ne yaparsan yap. Ama bir daha sakın Süreyya'ya böyle davranma. Sakın. Gördüm. İyi misin? Bilmem. İyi olacağım herhalde. Yüzüne bakılırsa haberin yankıları büyük olmuş. Dedikodu. Eski ya da yine tehlikeli. Tabii eğer inanıyorsan. Atabey'i yıpratmaya çalışıyorlar. Yıllar sonra böyle çirkin bir şeyin ortaya çıkmasının başka bir nedeni olamaz. Herhalde birileri bizimle uğraşıyor. Bilmiyorum. Annene çok benziyormuş. Senin için. Yani gerçekten düşünmesi bile çok kötü. Düşünecek bir şey yok. Bu sadece iftira. Niye öyle bakıyorsun? Yarın seninle ne kadar ilgilendiğini düşününce. Senin ne düşündüğün beni ilgilendirmiyor. Ve Atabey'den de bir daha ihtiyar diye bahsetme lütfen. Ayşen tamam haklısın. Bak ben de şahane bir gün geçirmedim tamam mı? Şey kafam biraz karışık ve düşüncesizlik ettim. Pardon. Ben içeri gireyim. Kaçma. Ayşen artık kaçma. Ne yapıyorsun? Ya artık şu savaş kovalar Ayşen Kaçar'dan vazgeçsin. Konuşalım. Ha? Bizi konuşalım. Ayşen belki hiçbir zaman sizin gerçek babası olduğunuzu öğrenemeyecek. Ama siz iyi bir babasınız Atabey. Ve kızınıza gerçekten babalık yapıyorsunuz. Ayşen artık konuşmamız lazım.
ikimizle alakalı konuşmamız lazım. İkimizle ilgili konuşulacak hiçbir şey yoksa var. Var. Sen de çok iyi biliyorsun ki var. Benim bildiğim tek bir şey var. Sen bana... Kalbime iyi gelmiyorsun. Ayşen. Gözüme bak. Şimdi bir daha söyle. Nasıl olsun istiyorsun? Ayşen. Nasıl istersen öyle olacak. Küpe olarak ürettiğimiz tasarımı kolye olarak da görmek istiyorum. Ne tesadüf değil mi Ata? Nevbahar Hanım evimize geliyor. Bana o çok sevgili küçük beslemesiyle ilgili klasik vaazlarını atıyor. Sonra bir gün sonra pat, yüzyılın eski demediği o hikaye önümüzde işte. Bu konuya sakın Nevbahar'ı karıştırmaya kalkma. Sakın. Aa, ne haddime canım? Senin yüzün niye bu kadar asık? Büyük bir rezaletten kurtulduk ama sen hiç mutlu değilsin. Hatta dün Ayşen'le konuşmadan önce yüzün bu kadar kötü değildi. Sahi ne konuştun sen Ayşen'le? Ne anlattın ona? Üstüme gelme. O zaman cevap ver Ata. Çocuklarının bile yüzüne bakmadan Ayşen'le ne konuştun cevap ver. Benim Ayşen'le konuşmamın hiçbir önemi yok. Çünkü zaten sen onunla daha önce konuşmuşsun. Yani artık bu konuda tek bir kelime duymak istemiyorum. Yani kim yapmış, kimin marifeti? Çocuklarımın daha fazla üzülmesini istemiyorum. İlginç. Çocuklarım ha. Ben onlardan önce Ayşe'nin üzülmesini önemsediğini düşünmüştüm. Çocuklarımmış. Bir teksiple kapanacak konu değil. Ya babamın adını hizmetçiyle çıkarmışlar. Kim unutur bunu ya? Vallahi ben bugün okula falan gitmem. Ya anne bugün babanın hizmetçi falan diye sordular ya. Ne oluyor böyle sabah sabah ne bağırıyorsunuz? Geri de kendine gel. Babacığım, sonunda teşrif edebildin. Ayşen Hanımlar nerede? Hızına çekildi herhalde. Yani tabii hakarete uğrayan o değil sonuçta. Resmen onore edildi Ayşen Hanım. Tabii. Yeter! Ağzınızdan çıkan kulağınız duysun. Hepiniz kendinize gelin. Bu iğrençliklerinizden, bu konuşmalarınızdan utanmıyorsunuz da... O... Dedikodu. Söylemeye çalıştığın kelime dedikodu. Kızacaksan bize değil. Bu dedikoduyu çıkaranlara kız. Ayrıca ben yanlış bir şey de söylemedim. Evet yanlış bir şey söyledim Feride. Ben de rahmetli annem de bu dedikodularla onurlandırılmadık. Siz hepiniz ne kadar üzüldüyseniz ben de o kadar üzüldüm. Eğer annem yaşasaydı o hepinizden daha fazla üzülmüştü şimdi. Ayşen kusura bakma ama annen bir... Özür dile. Ne? Ayşen'den özür dile. Ata bence... Sana sormadım. Hayır ben özür falan istemiyorum. Biz Feride ile konuşup anlaşırız. Feride. Feride. Annen hakkında söylediğim şeyler için özür dilerim.
Sıktın ama. Sana dijital baskıda sorun var diyorum. Odasından eski kopyaları almam gerekiyor, yoksa yarınki partide gerçekten sorun yaşayacağız. Neslihan Hanım, bakın beni gerçekten de zor durumda bırakıyorsunuz. Savaş Bey odasında yokken içeri giremezsiniz, lütfen. Sana son kez söylüyorum. Hemen önümden çekil, yoksa zor durumda kalmak nasıl olurmuş görürsün. Gerizekalı, kraldan çok kralcı. Savaş ve klasik barışmaydı ya. Baban geldi. Asma şu suratını artık. Bu kıza da fırsat verme. Çağırdım, gelecek şimdi konuşacağım. Ben onunla konuşurken kesinlikle itiraz istemiyorum Feride. Anladın mı? Ne dediysem o olacak. Öpüşüp barışacaksın ve bu konuda burada kapanacak artık. Yeter. Nefret ediyorum şu Ayşen'den. Nefret ediyorum. Ah Ayşen, sen miydin? Ben de Feride ile konuşuyordum. Çok üzgün, çok. Geç otur şöyle. Evet. Kızlar, yakışıyor mu şu güzel yüzlerinize bu mutsuzluk ifadeleri? Hı? Bakın, ikiniz de annenizi korumaya çalışıyorsunuz, biliyorum. Ayşen, sen rahmetli annenle ilgili ne kadar hassassan, Feride de benimle ilgili o kadar hassas. Benim bu meseleyle ilgili çok üzgün olduğumu düşünüyor. Ama çocuklar, size çok açık bir şey söyleyeceğim. Ortada bir mesele falan yok. Eğer bu konuyu böyle uzatmaya devam ederseniz, bu fısıltıyı çıkartanların, dedikodu yapanların ekmeğine yağ sürmüş olacaksınız. Böylece Ayşen hem beni hem de rahmetli annenin hatırasını ezmiş olacaksın. Öyle değil mi? Feride, annemi tanısaydın onun hakkında böyle düşünmezdin. Bu yüzden sana kızmıyorum artık. Hadi gel barışalım. Kızlar, sarmaş dolaş. Öyle bir sinir patlamasıydı, geldi geçti. Barıştılar. Sıra sende Atacığım. Feride'yi çok üzdüm, biliyorsun. Atamanların 20. yıl davetiyeleri geldi. Bakanı AK
Bu gece burada olacağını tahmin etmiştim. Ama ben senin burada olacağını tahmin etmemiştim. Ne mutlu bana. Seni hala sürprizlerimi özlediğini biliyorum. Beni yeterince cezalandırdın. Ama bu gece ceza bitsin. Savaş. Sen sadece oyun istiyorsun Savaş. Yarın ne yapacağını ikimiz de biliyoruz. O kutudaki mücevherin anlamını ikimiz de biliyoruz. Ne güzel renkler. Figür daha çıkmamış. Süreyel mi çalışıyorsun? Boşuna uğraşma anneciğim. Hiçbir zaman renklerimle, resimlerimle, ne yaptığımla ilgilenmedim. Şimdi sadece akşamki 20. yıl balosu için ilgileniyormuş gibi davranmana gerek yok. Bu gece hepimiz için çok önemli Süreyya. Hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Merak etme anneciğim. Seni utandırmayacağım. Bu gece ne senin için ne abim için. Sadece babam için orada olacağım. En güleç yüzümle. Anneciğim, bir gelebilir misin? Ayşen gelmek istemiyor. Onu ikna etmek de sana düştü. Ayşen'cim, Feride sana durumu yeterince açıklayamadı galiba. Yani kahvaltıdan beri en az 10 kere falan söylemişimdir. Ama dinlemiyor. Bak Ayşen'cim, dünkü rezaletin ardından daha önce hiç olmadığımız kadar bir arada görünmek zorundayız. Herkesin gözü üzerimizde. Özellikle de Reyzanların. Bu davete katılmama gibi bir lüksümüz yok. Sensiz katılırsak bu onlar için çok şey ifade edecek. Ama bunu hep birlikte birbirine bağlı gerçek bir aile gibi göğüslemek zorundayız. Başka da çaremiz yok. Değil mi?
savaşa alındım doğrusu. Atamanın en sadık müşterisiyim ama 20. yıla davet edilmeye yetmiyor herhalde. Vallahi sadık olmak yetmez hayatım. Ayrıca özel olmak da gerekir. 20. yıl seçilmiş, çok özel bir toplulukla kutlanacak. Saçımla çok fazla uğraşmayın lütfen. Bu gece iddia benim adım. Daha fazlasına gerek yok. Ay, rüya gibi olacaksın Neslihan. Ya da küllerinden doğan anka kuşu gibi. Küller mi? Komik olma. Küllerinden doğmak için önce ölmek gerekir. Ben ölmedim. Müsaade Hanım, Feride. Ne güzel sürpriz. Merhaba Neslihan. Ne sürprizi Neslihan'cığım, her zaman geldiğimiz yer. Bayılıyorum senin şu anlamazdan gelmelerine. Hani ben sürpriz diye çıkan o haberlerden sonra sizi hala böyle hep birlikte görmeyi kastediyorum tabii ki. Ay Neslihan'cığım, seni görmemiz çok iyi oldu aslında. Ben de senden Feride'ye yol göstermeni isteyecektim. Çünkü biz aile olarak bu dedikodulara hiç alışık değiliz. Sen skandal yönetiminde tam bir ekspertsin maşallah. Siz varken Feride'nin başka bir akıl hocasına ihtiyacı yok Üftade Hanım. Ne de olsa dedikoduların merkezinde kızınız değil. Siz ve şu adını kimsenin bilmediği besleme vardı değil mi? Asuman. Benim annemin adı Asuman. Asuman. Besleme Asuman. Çok romantik. Ne söylediğine dikkat et. Bak bak bak. E bunun dili de varmış. Ne oldu? Masum köylü kızı imaj değiştirdikten sonra dili mi açıldı? Sözlerini geri al. Ayşen sakin. Kızlar, bu uslup gerçekten hiç yakışmıyor size. Lütfen. Değil mi Üftade Hanım? Ne yazık ki beslemenizin kızına parayla üslup satın alınmıyor. Ben gidiyorum Üftade Hanım. Annenin yolundan yürümekten vaz mı geçtin yoksa? Ne? Annenin yıllar önce deneyip de başaramadığını sen şimdi savaşın kollarına girip yapmaya çalışmıyor musun? Sözlerini geri al Neslihan. Ama üzülme, sen çok daha iyi konumdasın. Ya en azından sen besleme değilsin. Aksine sen annenin besleme olduğu yalıda oturuyorsun. Ama istersen ben sana sınıf atlatacak playboyların bir listesini hazırlayayım. Bakarsan annenin ruhu huzur bulur ha? Konuşalım seninle, bir sakinleş. Otur şuraya. Hadi. Ayşen'cim, eğer gelmezsen herkes saçma sapan konuşmaya devam edecek. Bak sürekli söylüyorum, bir türlü anlamıyorsun. Rezaletten kaçarsan seni takip eder. Bizim burada üstüne gideceksin ki olaylar kapanacak. Feride, beni anlamıyorsun. Ben sizin kurallarınızla oynayamıyorum. Çünkü oynamak istemiyorum. Bu dik durma çabaları, rezaletler, hassas dengeler. Ya bunların hepsi benim dengemi bozdu. Evet buradayım, sizin dünyanızdayım. Ama ben benim. Böyle kalmak istiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayşen iyi mi? Hazırlanmamış bile. Kokteylin başlamasına bir saat kaldı. Ayşen gelmeyecek Savaş. Ne demek gitmiyoruz Ata? Çıldırdın mı sen? Bütün bu olanlara rağmen oraya gitmek istediğin için sen çılgın olmazsın.
Ne olduysa oldu. Bütün bu olanların bizimle hiçbir ilgisi yok ki. Yani gerekirse Ayşen gelmez. Ama bizim Katiboğlu ailesi olarak Ataman'ların 20. yılına katılmama gibi bir lüksümüz yok. Benim ailem için neyin lüks, neyin elzem olduğuna ben karar veririm. Ve bu konu burada kapanmıştır. Ata, eğer biz bu gece oraya gitmezsek arkamızdan neler konuşulacağını hiç düşünmüyor musun sen? Önce Ayşe'nin annesiyle ilgili o iğrenç dedikodulara bağlayacaklar. Sonra Ataman'ların başarısını hazmedemeyen yenik kaybedenler olacağız. Ayşe'nin mahalle kadınları gibi kuaförde Neslihan'a saldırmasının bedelini bizim ailemiz mi ödeyecek yani Ata? Ata Bey, bir konuşabilir miyiz? Çok iyi konuştun anneciğim. Vallahi bu kez altından kalkamayız, tefe koyarlar bizi. Ben bugün Feride'yle Üstad'ı Hanım'a zor anlar yaşattım. Nasıl oldu, nasıl böyle birden çileden çıktım ben de bilmiyorum. Bir hata yaptım ve bunun farkındasın. Bu güzel bir şey Ayşe. Ama eğer bugün gelmezseniz hatamı devam ettireceksiniz. Bu davete gelip gelmememin senin yaşadıklarında hiçbir ilgisi yok. Ve benim atölyeye gidip çalışmam lazım gerçekten. Yok. Kapanmayacak bu yüz belli. Biraz daha uğraşabilir misiniz lütfen? Kötü çizilmiş, çok da taze. Kedi demiştiniz değil mi? Vahşi bir sokak kedisi. Aslında çok kapatmamak lazım. Nefes alması daha iyi. Ya nefes alması umurumda bile değil. Görünmez olsun istiyorum. Aa, Savaş. Ah, çok erken geldin. Biz hazır değiliz ki daha. Neslihan bugün öğleden sonra çok tatsız bir şey yaşamış. Biz de tesadüfen karşılaştık. Düşünebiliyor musun? Davete gelmemek gibi bir çılgınlık yapacaktı. Ben de onu yalnız bırakamadım. Sen şimdi otur yerine ve gıkını çıkarma. Böyle bir gecede inan bana canını sıkmak istemezdim ama bilmen gereken bir şey var. Ben bilmem gereken her şeyi biliyorum anne. Ah, tabii. Ayşen Hanım hemen yetiştirmiş. Ben hayatımızda olup biten her şeyi Feride'den öğreniyorum. Bunu unuttun mu anne? Feride sana neyi nasıl anlattı bilemiyorum ama sen de Neslihan'ı gözlerinle gördün. Üstelik anlattıkları hayatımda duyduğum en ucuz şeylerdi. Kuafördekiler de şahit olmuşlar. Ayşen Neslihan'a vahşi bir sokak kedisi gibi saldırmış. Peki o şahitler Neslihan'ın Ayşen ve annesiyle ilgili ettiği hakaretleri de duymuşlar mı? Çok kötü. Sen gerçekten taraf olmuşsun. Hem de yanlış taraftasın. Sen de her zamanki gibi mağdurun yanındasın değil mi anne? Bir saat sonra hepimiz için çok önemli bir gece başlayacak. Ben senin vaktini almak istemiyorum. Ama senden tek bir şey rica ediyorum. Bugün çok kötü bir gün geçirmiş olan Neslihan'ı daha fazla mağdur etme. Ve bunun için yapmam gereken? Sen daima her şeyin en iyisini yaparsın. Işığın altındayken daha çok belli oluyor değil mi? O zaman bu gece işin zor Neslihan. Işıkların altında olacaksın bütün gece. Bu gece hiçbir şeyin keyfimi kaçırmasına izin vermeyeceğim. Merak etme.
Sen izin versen de annem izin vermez zaten. Rezan Hanım'ın dostluğu benim için çok değerli. Özellikle Savaş'la aramızın kötü olduğu bu günlerde onun gibi güvenilir bir dostun yanımda olduğunu bilmek kendimi iyi hissettiriyor. Ama mevzu Savaş olunca ben annenden çok aşkımızın gücüne güveniyorum. İddialı olmak sana yakışıyor. Hazırsak çıkabiliriz. Savaş'ı beklemeyecek miyiz? Hayır canım. Savaş kokteyl sırasında bize katılacak. Şimdi konuşmasını hazırlıyor. Hadi konuklarımızı bekletmeyelim. Benim bu durumda burada kalıp Savaş'ı beklemem daha uygun olmaz mı? Savaş konuşmasını yaparken seyirci istemiyor canım. Senin bizimle gelmen daha uygun. Konuşuyorlar bence. Baban gelmedi ya, hepsinin ağzına malzeme olduk. Tek babam gelmedi, herkes burada. Demir yaklar bile burada. Nerede? Röportaj yapıyorlar. O kafasındaki saç ne öyle? Müthiş olmamış mı sence? Dergide yazmışlardı ya. Ne? Çekişe 1 milyon falan vermiş. Sen nasıl Rezan'a bak Rezan'a. Kraliçe Elizabeth olmuş sanki. 20 yıl önce bu piyasaya ilk girdiklerinde o boynundakinden 10 tane çıkartmışlardı. Onu takmış yine. Eski günler. Sende de vardı ama satmak zorunda kaldık. Doğru vardı. Şunlara bakın. Kıskançlıktan nereye bakacaklarını şaşırmışlar. Şaşı olacaklar. Yalnız gelmeyi akıl etmişler. Sana söylemiştim Mesliyan. Bu gece buraya Ayşe'ni getirmeyi hiç kimse cesaret edemez. Bugün Neslihan'la yaşadıklarınızı sana hiç yakıştıramadım Ayşe. Ama insanların değerlerine, yani değer verdiği insanlara hakaret edildiği zaman nasıl çileden çıktığını çok iyi bilirim. Eğer benimle gelmeme sebebin bugün Neslihan'la yaşadıklarınızsa, şunu unutma. Sen kendine inandığın sürece kimseye veremeyecek bir hesabın yoktur. Beni o hesap sormalar, meraklı bakışlar ilgilendirmiyor Savaş. Ben oraya onlar için değil, kendim için gitmek istemiyorum. Lütfen burada benimle daha fazla vakit kaybetme. Ayşen, bak. Yaklaşık 15 dakika sonra kokteyl başlıyor. Ve programın açılış konuşmasını benim yapmam gerekiyor. Ama ben buradayım. Sen gelmediğin sürece ben de burada oturmaya devam edeceğim. Ben gelmek istemiyorum Savaş. Tamam, ben de seni bekliyorum. Niye böyle yapıyorsun? Ayşen, dün sen bana ne dedin? Deniz kenarında.
Bankta. Şimdi bunu konuşman zamanı değil. Zamanı. Hem de tam zamanı. Asıl biz seninle bu kadar yol kat etmişken... senin hala hatalı başlangıcımıza dönmüşüz gibi davranmanın zamanı değil. Tamam. Tanıştığımızdan bugüne kadar birçok şey değişmiş olabilir. Ama değişmeyen şeyler de var işte. Neslihan mı? Hı? Ayşen, sorun hala Neslihan mı? Hayır, sorun Neslihan değil. Sorun... sensin. Tamam. Sorun bensem... çözmeme yardım et. Bana bir fırsat daha ver ve sahnelerin değiştiğini göstereyim. Hadi. Ben böyle güvensiz, karışık bir şeyin içinde olmak istemiyorum Savaş. Böyle şeylere alışık değilim, alışmak da istemiyorum. Ayşen, sana bir kez sordum, cevap vermedin. Ama bu sefer sen cevap vermeden hiçbir yere gitmiyorsun. İsrar etme Savaş. Ayşen. Dün cevap vermedin. Ama bu sefer vereceksin. Ayşen bana bak. Ayşen. Yüzüme bak. Nasıl olmasını istiyorsun? Ayşen. Nasıl olmasını istiyorsun? Gerçek. Ben gerçek olmasını istiyorum. Bir kez inanmıştım. Bir kez daha inan. Ayşen. Sadece bir kez daha inan. Bir kez daha herkes geldi. Ya açılış konuşması yapmayacak mıydı? Ah canım, trafiğe takılmıştır. Birazdan burada olur, merak etme. Ayşen'in işi çok zor Feride'cim. Biz ne yaparsak yapalım, Ayşen Neslihan'la Rezlan'la aynı ligde bile değil.
Ve Ayşen Devlerliği.